Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugün videomuz arkadaşlar yine bir komutanla ilgili e, bir video yapacağım. Bu da tabii ki Nevski arkadaşlar. E, Nevski ile ilgili yapmamın sebebi şu arkadaşlar. Gerçekten her eve lazım bir komutan. Yani neredeyse okçu da olsanız, piyade de olsanız, suvari de olsanız, yani normal bir şekilde karma da oynasanız, balina da olsanız her şekilde bu komutan her eve lazım gerçekten. Neden? Ya onun, onun sebebini konuşacağız. Yani neden bu komutan bu kadar güçlü? Neden bu komutan herkes kasıyor? Ee, neden herkesin hani yapması gereken bir komutan? Onunla ilgili biraz konuşacağız arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle bir hemen becerilerinden bahsedelim. E, olası yetenek ağaçlarını da biraz daha ileride göstereceğim. Hani bu e, ve beceri öndeyken süvari ve beceri olan komutanların yetenek ağaçları ile ilgili sizlere önerilerde bulunuruz gene. E, yani ben hani Nevski ile ilgili sıfır yok ama Hani gene Nevski gibi süvari ve beceri olan komutanlar üzerinden biraz anlatırız. Hani onun da mantalitesi ne olur? Hani Nevski'ye ne yakışır? Onunla ilgili konuşuyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim ilk becerisine arkadaşlar. Burada ilk becerisi zaten 2300 gibi bir yüksek hasar vuruyor. Tek hedefe vuruyor ama 2300. Gene aynı Boydika gibi o da yüksek nük hasarı var. Ve hedefi 3 saniye boyunca savunmasını eğer etrafı e, olur da 3 3 düşman ve fazla size yani 2 düşmanla çevrilirse örnek veriyorum %30 savunma düşürecek. Sadece tek tek birebir savaşıyorsanız %15 savunma düşürecek. Eğer olur da 3 kıta birden vuruyorsanız toplamda %45 savunma arkadaşlar. Adamın savunmasını yok ediyorsunuz. Adam eksilere düşüyor yani. <laughs> yani adam böyle savunma yerlerde geziyor adamın. E, o yüzden böyle zırh mırk bırakmıyor yani karşıda. E, ilk etkin becerisi o yüzden çok güçlü arkadaşlar. Yani mesela diyelim ki açık alanda savaştığınız takdirde 5 e, kıta savaşıyorsunuz, 3 kıta savaşıyorsunuz. Mesela misal örnek veriyorum. 3 kıta savaşıyorsanız bile, 5 kıta savaşıyorsanız bile fark etmez. E, bir orduyu böyle svarma aldığınızda 3 veya 5 kıtayla orduyu direkt ben yok etmenizi sağlıyor. Neviz bir becerisi. Hem nükhasar yüksek hem de %45 savunma kırmak çok yüksek bir e, olay arkadaşlar. Gerçekten fazlasıyla yüksek. Onun için yani mesela bu şöyle düşünebiliriz mesela diyelim ki ben tek kıta oynuyorum ama illa sizin kıtalarını da değil burada hani onu da belirteyim ben belki şey yapmayan oyuncular olur başka bir oyuncu sizden başka bir oyuncu da vuruyorsa eğer o kıtaya o da sayar yani illa sizin 5 sizin kıtanız olması gerekmiyor bu uç kıtanın. sizden sizin sizle birlikte savaşan sizin koalisyonunuzdan sizin bildiğinizden bir adam vurduğu takdirde bu sayar zaten onda sıkıntı yok şimdi gelelim ikinci özelliğine burada arkadaşlar 20 saldırı bonusu 20 hızı zaten intikalize önemli bir şey saldırısı var ve birlik bölgesi dışında 20 sa sağlık bonusu alıyor. Yani önemli bir bonus sağlık önemli arkadaşlar biliyorsunuz. Burada onu sağlıyor yani burada birlik bölgesi dışında toplamda hem 20 saldırı ve 20 sağlıklı toplamda 40 stas gibi bir stas geliyor. Ki birlik bölgesi içinde savaşacağınız hani eğer sağlam bir karakter oynuyorsanız genelde böyle birlik bölgesi dışında savaşırsınız böyle diyeyim. Yani birlik bayrağı içine çok çok böyle genellikle e, rakipler girmez. Boş alanlarda dolaşıyorlar. Yani bu her türlü sayacak. Yani örnek verip o falan oynarken sayılıyor örnek veriyorum bu. Hani o birlik bayrağı gibi sayılmadığı için o olayı. E, bunu sayıyor örnek veriyorum. Hani e, öyle yerler düşünürseniz. Veya işte kayıp kayınında falan sayıyor burada. E, böyle bir güzel gene hem e, birlik bölgesi seçken hem e, stats bakımından hem de İntikaz 20 veriyor, o da güzel. Gelelim 3. özelliğine. Bu komutan öndeki de 10 art, yani 20 fırladığımızda. yani buradan da bir 20 sa savunma geliyor. Zaten 20 saldırı geliyordu. Birlik bölgesi 20 sa e, sağlık geliyordu, 20 saldırı geliyordu. Şimdi bir de 20 savunma geliyor. Artı da, buna da bitmiyor bakın. Bu komutan önde önderik ettikti e, etrafındaki hedeflere yüzde 10 hasar bonusu veriyor ve onların dan %5 daha az hasar. Şimdi bu etrafındaki bir hedeflere derken bu toplu saldırıda da biraz daha önemli kazanan bir şey. Ee, şimdi mesela diyelim ki sizi sıvarmayan yandan birlikler var. Bunlara %10 daha fazla saldırır. Etrafınızda size vuranlara. Yani siz birebir kafa kafaya girdiğiniz değil ama sizden yandan saldıran hedeflere hem %10 fazla vuruyorsunuz hasar bonusu olarak hem %5 daha hasar alıyorsunuz. Güzel bir yani toplu saldırıda falan. Hani açık alanda çok 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 yani Sıvarma karşı bir tık sizi gene dayanıklı kılıyor ama çok çok uçuk değil ama top saldırıda güzel yani. Top saldırıda gerçekten güzel. Tabii bu 20 savunması da zaten yeterli. Şimdi buna geldiğimizde gene yani adamın e, gerçekten ne bütün skillleri böyle bir tane şey skilli yok yani. Hani şu kötü ya bu skilli bu işi iş yapmaz dedim skilli yok adamın her skilli işe yarıyor. E, bu komutan yalnızca suvarı önderek ederken beceri hasarı 125. ve daha bunda da bitmiyor. 125 köşeye koymuş. Bir etkin beceri kullandığında 4 saniye %35 daha artar. Bu etki en fazla 5 saniyede bir tetiklenebilir. Yani 25 oradan 35 oradan 50. Yani siz bir etkin beceri attığınızda 50 arkadaşlar 50. Yani %50 beceri hasarı bonusu. Adamın zaten e, stasları iyi. Adamın nük hasarı iyi. Yani adam bir de burada beceri hasarı yükselişi alıyor. Daha bitti mi? Tabii ki bitmedi dedi. Bir de ekspertiz skill'i var arkadaşlar. Bu komutanın hareket ettiği kıtalar %5 daha fazla normal saldırı hasara verir ve saldırıya uğratılan %10 ihtimalle su var sağlığını 3 saniye %30 arttırır. Bu etki 5 saniyede bir tetiklenebilir. Bak ne diyor? Ee, ve saldırıya uğradıklarını diyor. Mesela bu toplu saldırıda falan çok etkili bir şey. Çünkü siz toplu saldırıda sıvar mı olayları falan Nevski'de işte bu sıkıntı yaratıyor karşıya. Niye? 3 saniyelerinde %30 sa sağlık kazanıyorsun. Zaten %20 vardı. Bilik bölgesi dışında. Bir de %30 oradan %50 sağlık. Yani Nevski'nin ekspertizinden tutun etkin meclise kadar yani böyle kötü diyebileceğim bir skill yok maalesef. O yüzden de güçlü arkadaşlar. Gerçekten her eve lazım bir komutan dememizin sebebi bu. Yani herkesin kasması gereken bir süvari komutanı. Yani burada gel şöyle diyeyim. Yani %45 savunma kırmak zaten ayrı bir nokta. İyi etkin becerisi direkt orada olayı bitiriyor. Bir de yani burada fazla beceri hasar vurması artı hani savunma kırma ya yani debuff atıyor Adam dayanıklı olarak hani e, stas olarak da dayanıklı sağlayan stasları var. Saldırı sağlayan stasları var. E, Nükhasların çok sen e, özellikleri var. Yani e, neredeyse mükemmel yakın. bir komutan ya, yaptı adam var. Yani burada Nevski tabii ki şöyle. Hani açık alanda gördükleri çok hızlı saldırıyorlar ya. Böyle çok dayanıklı değil açıkçası. Hani e, bir tek Mehmet'te falan kullanıcı veya Selahattin'de falan kullanıcı bir tık daha dayanıklı. Atilla'nın arkasında falan hani böyle gizleyip Atilla önüne arkaya Nevski gibi kullanılabiliyor. Yani bunlardan da bahsedeceğiz tabii ki biraz. Ondan sonra da yavaş yavaş videoyu sonlandıracağız. E, yetenek yeterek ağacı ile ilgili de hemen kısaca önde kullanırsanız burada şey varsa böyle mesela aynı şeylere sahip. Hani burada Nevski mesela hızlı skill alsın mesela e, şey full ediniz de savaş ilk 10 saniye boyunca verilen tüm hasar artar falan diyor. Ya, bunlara gerek yok arkadaşlar bence. Yani suvar için şu şekilde bir e, yetenek ağacı yapabilirsiniz. Hani Burayı biraz daha esnetip hani şurayı böyle fullemeyip e, şu olaya da gidebilirsiniz çok fazla seri skill atsın diyorsanız hani bu sizin kendi tabii ki oynayış tarzınızla da alakalı. Biraz daha ben hani vur kaç yaparım saldırırım hızlı skill atıp kaçarım geri çekelim gibi oynuyorsanız buna vermek mantıklı. Yok diyorsanız ki ben biraz daha alanda kalayım gibisinden bu e, şuradaki mesela alınan beceri hasarı %12 düşürmesi çok güzel bir özellik. Suvalilerde genelde bu çok güzel oluyor. Burada mesela normal kısa saldırıla 110 ihtimalle düşman saldırı seviyesini sonraki 2 saniye önce %20 düşür. Bu da çok güzel bir özellik emin olun. Hani kötü değil. Yani şu şekilde bir yetenek ağacı mesela çok ideal güzel iş yaparsınız diyeyim yani. Hani şöyle bir yetenek ağacı yapılabilir. Hani onun haricinde dediğim gibi şu kısmı da fullleyip buradan feragat edebileceğiniz yerlere kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama bu şekilde de güzel olur arkadaşlar bence. Evet. Yetenek ağacından da biraz bahsettikten sonra çok hani üzerinde durmayacağım. Şimdi gelelim komutan kombinlerine. Genelde Nevski'yi mesela önde ise arkada e, Ziyankyu veya önde Ziyankyu arkada Nevski'yi. Bu biraz kırılgan oluyor bu ikili. E, Nevski, şey, Nevski ve Mehmet'i çok görüyoruz. Bu genelde suvari e, oynayan oyuncularda. Zaten adam 5 kıta veya 4 kısa suvari çıkıyor örnek veriyorum. Hani yaklaşık. Bu adam e, Nevski Mehmet kullanabiliyor. Gerçekten de iş yapıyor. Nevski Mehmet alanda güzel. Hem Mehmet'in saldırı, e, beceri hasarı, ve sağlık vermesini düşünürsek Mehmet bir de alan vurmasını düşünürsek ve beceri hasarı bonusu falan verme olayıyla hani o hepsi birleşince Nevski ile ikisi güzel bir nük güç ortaya çıkıyor. Onun yanında Selahattin'de de gene güzel ikililer arkadaşlar. Selahattin de mesela 20 saldırı 20 savunma satısı veriyor. %30 az beceri hasarı alıyorsunuz falan ya. Bir de yavaşlatıyor falan etkin becerisi de güzel. Onunla da gene alanda güzel. Atilla'yla da mesela önceden hani insanlar hiç düşünmemişti. İlk çıktığında çok Atilla'yla kullanılmıyordu. Sonra toplu saldırılarda falan Atilla ile kullanmaya başladı. Top saldırılarda çok iş yaptı. E, ya yani kullanma sebepleri de şöyle diyeyim size. Atilla'nın bir skill'i vardı. Beceri hasarı e, kendi beceri hasarını düşüren bir skill'i vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. E, onun yüzünden bu kafa aldığı beceri hasarı 125, verdiği beceri hasarı %30 azalır. Verdiği beceri hasarı %30 azalır diyor arkadaşlar. Yani e, aldığı beceri yani aldığı beceri hasarı %15, Azalırken kendi verdiği beceri hasarında da bayağı bir feragat ediyor. Yani %30 çok büyük bir rakam. O yüzden kullanılmıyordu. Ama hani açık alanda biraz daha hı, kalsın. Biraz daha böyle hani ben e, Nevski ile karşı tarafın savunmasını... Hani çünkü Nevski görünce çok hızlı bir Hani e, Nevski e, açık alanda biraz daha kalsın. Böyle savunmasını düşüreyim. O ara yük hasarlarımla yıkayayım adamı falan diyorsanız. E, Atilla Nevski de bir tercih arkadaşlar ya bunu da söyleyeyim Atilla yöne koyup Mavs yani genelde Atilla'yı görenler çok fazla hani gerçekten çok çok adam oyunu biliyorsa kolay kolay Atilla'ya dönüp vurmaz vurmazlar yani ama Nevski gördüm vururlar bu bir gerçek arkadaşlar ki oyunu bilmeyen de yavaş yavaş kalmıyorlar. herkesin bir şekilde bir bilgi sahibi oluyor oyun hakkında onun için yani çok fazla seçenek var Nevski ile alakalı hani dediğim gibi Selahattin'e kullanabilirsiniz ister Selahattin'e koyun Nevski arkaya koyun yani veya Nevski'ye koyun çok şey yapmıyor ama dediğim gibi Nevski gördükleri gibi bir anda e, oklar üzerinize çevrilebilir yani çünkü alanda çok kalmasını istemiyorlar çünkü gücünü biliyorlar komutanın. güçlü bir komutan da alanda fazla kalmasını istemiyorlar. Ee, dediğim gibi Ziyangkü ile çok fazla hasar çıkartıyor. Bak buna emin olabilirsiniz. Ziyangkü ile inanılmaz e, yüksek hasar çıkartıyor çünkü ikisinde savunma kırma olayı var. Bunda da savunma kırma olayı var ee, ve bu sayede uzun süre savunmasını kırabiliyor karşı tarafın. Ee, ve çok hızlı eritiyor ve nükhasallar da güçlü oluyor ama kırılgan oluyorlar işte yani öyle bir dezavantajı var ee, arada honda ile falan görüyoruz honda ile kullananlar var arkadaşlar ee, denk geliyorum ben mehmet de kullanıyorlar dediğim gibi yani olur da ben mesela fullersem ki benim aklımda var nevski fullerim yani heykel meykel biriksin ya boyduka ya nevski yapacağız zaten muhtemelen de şu an hala bir boydikaya ısınamadım bilmiyorum nevski hala bir aklımda yani peşinde ama daha acelem yok ee, Fatih Sultan Mehmet Hanım biliyorsunuz ki zaten şu becerisi güçlü yani Nevzike'de iyi bir destek oluyor. Saldırı veriyor. Artı beceri hasarı bonusu veriyor. Ve e, biliyorsunuz ki müzeden de güçlendirdiğinizde bir 5 beceri hasar daha. O %25 oluyor. Ve %20 de sağlık geliyor. Hem saldırı hem savunma yönünden destekliyor yani. Alan vurması ayrı bir olay. E, ve kıta kapasitesi sağlıyor. Ya bu da gerçekten Nevski için iyi oluyor. Yani Nevski bir tık hem savunma yönünden hem saldırı yönünden güçlendirebiliyor. Yani dengeli bir güçlendirme yapıyor. Mehmet sayesinde hem de kıta kapasitesinde fazla fazlalaştırmış oluyor. Atilla'yı zaten bahsettik. Ee, onun haricinde kullanılabilecek, yani Selahattin de dediğim gibi kullanılabilsin. Selahattin de, de e, şuradaki e, Allah'ın beceri hasar düşüşü %30 falan var ya bu bu sayede güzel hani alanda biraz daha tutunabiliyorsunuz. Beceri hasarını fazla yemiyorsunuz falan iyi oluyor. Burada zaten 20 saldırı 20 e, saldırı ve savunma bonusları var. Zaten Nevski'nin statsları yüksek bir de ekstra buradan 40 stats da buradan geliyor toplamda. Artı etkin becerisi tane hani burada intikal e, azaltıyor, iyileştirme etkilerini az, şey yapıyor falan. E, bu yönden de Selahattin'i de kullanabiliyorsunuz. Yani Selahattin'in arkasına da gizlenebiliyor yani onu söyleyeyim. <laughs> William ne olurum derseniz bil diyorum ya Nevski neredeyse e, her komutana uyabiliyor yani. Mesela William, e, William arkaya koyabilirsiniz e, nefs gönde. Cengiz bile kullanan var yani öyle diyeyim size ama tabii ki Cengiz eskisi gibi yani çok metada kalan veya işte yarın bir gün müze bafa gelir de girer mi bilmiyorum ama şu an için çok kullanılmıyor yani gerek de yok. Eğer yani elinizde fullse belki hani denenebilir ama çok da işlevsel olmuyor bildiğim kadarıyla. onun haricinde yani diğer komutanlarla pek görmedim. Yani benim en fazla gördüğüm dediğim gibi Nevski ile en fazla gördüğüm komutan Ziyankuyu. Niye? çok fazla yüksek hasar çıkartıyor ama kırılgan oluyorlar. Mehmet'i de çok gördüm. E, Nevski Mehmet ikilisinde gene çok gördüm ikilerden. E, Atilla Nevski ve tabii ki Selahattin Nevski gibi ikililer görüyoruz bol bol. <laughs> evet arkadaşlar yani Nevski böyle bir komutan. Gerçekten e, güçlü bir komutan. Hani fullerseniz pişman olmayacağınız bir komutan. E, piş, yani toplu saldırıda kuvvetli. Açık alanda kuvvetli. Adam garnizon bile yapıyor ya. Garnizon bile tutuyoruz. Jadvigan'ın arkasına koyuyorsunuz. Garnizon tutuyor adam. Yani işlevsellik yönünden e, her, her, şeyi kullanabiliyorsunuz. E, her her konuda pratik. Ama ben gibi ben daha çok açık alanı senin için. O kırdığı savunma çok güzel. 45 savunma çok yüksek bir rakam. E, onun için e, biraz da tabii ki beklememiz istemesi bir şey arkadaşlar. Belli için Nevski'ye biz iyi, mükemmel diyoruz. İyi diyoruz. Yarın bir gün belki bir suvarı daha gelecek veya başka piyade veya işte e, okçu. Bir bakacaksın Nevski'den de daha üst. Yani onun için acele etmeye gerek yok. Şu anda ben dediğim gibi heykelim tutuyorum ama e, tabii ki Nevski'yi de fulllediğiniz zaman şöyle bir olay olmaz yani. Bundan daha iyi bir komutan geldi. Bu dışarıda kalmayacak. Nevski'den iyi bir komutan geldiğinizde yarın gün Selahattin'i kullanıyorsun örnek veriyorum. Selahattin dışarıda kalacak. Cengiz'i kullanıyorsun. Cengiz dışarıda kalacak. Takada'yı kullanıyorsun. Takada. Hani Nevski zaten daha o arka plana kalmasa daha çok var yani. O kaç tane komutan çıkması lazım ki Nevski'den iyi. Ondan sonra Nevski'yi arka plana düşsün ki kolay kolay düşeceğini de düşünmüyorum yani gerçekten güçlü bir komutan. Evet. Arkadaşlar açık, yeterince açıklayıcı olmuştur umarım. Hani ben elimden geldiğince açıklamaya çalıştım. Ee, gerçekten güçlü bir konuda. Ben hani kasmayı düşündüm. Şu an en yakın olduk kasmaya. Hani Boyduka, ben yani okçu mainim biliyorsunuz. Boyduka'dan çok bunu düşünüyorum şu anda. Hani ben Boyduka'yı biraz daha böyle e, görmek de lazım. Hani kasanlar olursa onlardan da incelemek de lazım. Daha böyle KVK'ya da girmek lazım. E, tabii ki onun daha kararını o zaman da veririz. Yani acele, et, acele etmek istemiyorum sonra pişman oluyoruz yani hani ben mesela e, tabii ki biz bile yani heykel basıp pişman olduğumuz oluyor tabii ki. Niye? Ben mesela her, e, Herald full diyecektim bir ara. Bakın ne hale getirdik. Sonra bir anda farklı komutanlar çıkınca Herald kaldı arkadaşlar. Yani onun için acele etmeye gerek yok. Şu an için zaten e, William'ı da mesela 5-5-5-1 yaptım. O da şu anlık duruyor köşede. Yani şu an Selahattin William kullanıyorum tabii ki de e, yarın bir gün se, e, vil, şey fullesem o düşecek. E, full dediğim zaman. Ee, öyle bir düşüncem var arkadaşlar. Yani şimdilik bakalım. Ya yani, e, boyduka da yani bir anda kararım da değiş boydukaya dönemi Tabii ki bu kesin bir şey değil ama ya zaten ben süvarimeyer olsa fulllemiştim şimdi. Ya. Onun adına süvarimeyer hiç düşünmesin. Ee, piyade ve e, okçu oynayanlar da eğer bir kıta suvar istiyorsanız en güçlüsü şu an için Nevski kesinlikle onlardan biri da Diğerlerinde artık Selahaddin olur 5 5 5 1. Bilmiyorum Ziyankou dersiniz olur. Mehmet'iniz full elinize Mehmet koyabilirsiniz. 5-5-1-1 Mehmet de gene iş yapabilir. Eskiyle 5-5-1-1 şekilde bile iş yapacağını düşünüyorum. Yani o şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Gene sorularınız olsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben elinden gelince cevaplamaya çalışıyorum. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.